Emre Kongar, 10 Aralık 2021, Cumhuriyet. AKP ikinciliğe düştü mü? Sevgili okurlarım, araştırma şirketlerinin yaşaması yayımladıkları sonuçların güvenilirliğine bağlıdır. Özellikle seçimler yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar, daha önce yapılan ölçümlerin ne kadar isabetli olduğunu ve şirketlerin güvenilirliğini belirler. Gerek meslek ahlakı, gerekse ticaret ahlakı bakımından bu şirketler araştırmalarından elde ettikleri gerçek sonuçları saptırmadan açıklamak zorundadırlar. Her araştırma sonucuyla birlikte araştırmanın nasıl finanse edildiği, hangi yöntemle ve kaç kişiyle yapıldığı da yayımlanmak zorundadır. Evrensel olarak kabul edilen standart araştırmanın genel nüfusu temsil edecek özelliklere sahip olan 1200 kadar kişiden oluşan bir örneklemle yapıldığında elde edilen sonuçlarında artı eksi yüzde iki civarında bir sapmaya sahip olduğu biçimindedir. Bazı şirketler belli seçmen veya tüketici eğilimlerini örneğin her ay gibi periyodik olarak ölçer ve tutum ve davranışların değişme eğilimlerini de belirlerler. Birçok parti hakkındaki tutum ve davranışların ölçüldüğü araştırmanın sonuçları zaten çok bölünmeden dolayı küçük yüzdeler halinde olduğundan kesin yüzdeler ve sıralamalar hata payları içinde kaldığından çok güvenilir kabul edilemez. Fakat bu araştırmaların sonuçları zaman içinde değerlendirildiğinde hangi partilerin oylarının ne yönde eğilimler gösterdiği genel olarak ortaya çıkar. Son araştırmaların sonuçlarına göre iktidarın oylarında düşme Muhalefet oylarında ise yükselme eğilimleri görüldüğü açıktır. Avrasya Araştırma Şirketi'nin 27 Kasım'la 3 Aralık arasında 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen seçim anketinde partilerin alacağı oylar şöyle tespit edilmiş. CHP %30.4, AKP %27.6, İyi Parti %12.9, HDP %11, MHP %6.5, DEVA %6 gelecek %2.5, Saadet %1.3, diğer %1.7. Millet İttifakı 51.1, Cumhur İttifakı 34.1. Yön Eylem Araştırma Şirketi'nin 30 Kasım'la 5 Aralık arasında 27 ilde 2002 kişiyle konuşularak yapılan anketinin sonuçları da şöyle. Kararsızlar ve oy kullanamayanlar dağıtılmadan önce CHP %25.6 AKP %24.3, İyi Parti %10.6, HDP %7.8, MHP %5.2. Kararsızların oy dağılımı: Millet İttifakı %23.7, Cumhur İttifakı %11.2, diğer partiler %5.9. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı %40.2, Cumhur İttifakı %32.5. Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde asla oy vermem diyenlerin oranı 59.6. Seçmenlerin %64.7'si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti. Metropol şirketinin yayımladığı anket sonuçları da şöyle. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra AKP %34.3, CHP %22.6, İyi Parti %14.9. HDP %12.8, MHP %6.6, DEVA %2.9, Memleket %2, Saadet %1.5, Diğer %2.5. Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi onaylayan %39.3 artı 0.4, onaylamayan %54.5 eksi 1.7, Millet İttifakı 41.9, Cumhur İttifakı 40.9. Sevgili okurlarım bu araştırmaların sonuçlarından anlaşıldığına göre AKP'nin ve MHP'nin oyları eriyor CHP'nin ve İyi Parti'nin oyları olarak artıyor. Sonuçta en azından CHP ile AKP'nin oyları arasında AKP lehine görülen farkın kapanmakta olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bu fark bitmiş midir? CHP öne geçmiş midir? Bunları kesin olarak söylemek bu araştırmaların bilimsel sapma oranlarına göre pek olanaklı değil. Ama başka bir eğilim daha kesin olarak görülüyor. Cumhur İttifakı yani iktidar muhalefetin gerisinde kalıyor. Herkes iktidar değişikliğine hazır olsun. Emre Kongar